Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Değişen bir şey olmadı arkadaşlar. Dünkü verdiğimiz destek direnç mükemmel bir şekilde çalıştı. O kadar faiz arttı vesaire hareketler geldi. Ama ona rağmen arkadaşlar, gördüğünüz gibi yakından göstereyim size. Destek olarak 18.450'yi verdiydik. Direnç olaraksa 19.600 seviyesini verdiydik, değil mi? Ve açıklamadan sonra çok sert hareketlenmeler oldu. Aşağı yukarı iğneler geldi. Bakın, direncin üzerinde 4 saat kapatamadı. Ne diyoruz? İğne sayılmaz. Kapanış yapması lazım. Kapanış gelmedi, tekrar düştü. Ve gördüğünüz gibi destek noktamıza düştü. İğne attı altına. Kapanışı milimetrik bir şekilde destek noktasında yaptığını görüyoruz. Yani hala biz bu bandın içinde gitgeller yaşıyoruz. 18.450 altında 4 saatlik kapanış geldiği vakit 17.500 hedefimiz var arkadaşlar, bilginiz olsun. Yükseliş için hala ve hala 19.600'ü takip edeceğiz ilk etapta. Yani bir kısa vadeli nefes almak için şu hareketi görmemiz gerekiyor. O zaman 20.450 bandına doğru hareket görebiliriz. Ama diyelim böyle kapattı altında desteğin, o zaman hareket şu olur arkadaşlar. Belki de orayı da kırmaya gider. Onu zaman gösterecek bize. Ama netice olarak önemli desteğimiz 18.450. Şimdi dolar endeksine bakıyoruz. Dolar endeksinde bir süredir boğa bayrağından bahsediyoruz, değil mi? Destek kırılmadıkça bayrak aktif. Bitcoin'de geri çekilme görebiliriz gibisinden. Geri çekilme geldi gördüğünüz gibi. Ve hedefine gelindi mi? Bayrak direğinin hedefine gelindi mi? Hemen bakalım arkadaşlar. Şöyle çizeyim ben sizin için. Şu şekilde, şöyle 3 aşağı 5 yukarı kırılım burada geldi desek, hedefine hala gelmediğini görüyoruz. 112.30 seviyelerinde falandı arkadaşlar boğa bayrağının hedefi. Yani biraz daha yukarı yönlü hareket yapabilir dolar endeksi. Hatta ve hatta buradaki yükselen trendi bile retest yapabilir. Orası da 112.80 seviyelerinde. Yani dolar endeksi yukarı gitmeye devam ederse arkadaşlar, Bitcoin'de de destek kırılır diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Bakın arkadaşlar, iki tane kapanış var önümüzde. Yani baya baya hayati önem taşıyor arkadaşlar. Yani neyden bahsediyorum? Bu uzun vadeli haftalık grafiktir arkadaşlar, tamam mı? Eğer biz haftayı şu anki seviyede kapatırsak büyük bir sıkıntımız var. Niye var? Bakın arkadaşlar, atıyorum sert düşüşler geldi. Dip sinyalleri geldi oradan, biliyorsunuz. Ama biz negatif sinyaller aldığımızdan ötürü nakite geçtik, değil mi? Çünkü ilk defa olan şeyler oldu. Örnek vereyim, bu kanalın kırılımı gibi olaylar oldu. Neyse, oraya az sonra geleceğiz. Ve ondan sonra da düşüş geldi. Kanal kırıldığından beridir düşüyoruz arkadaşlar. Hani biz sattık, başta tepki geldi ama şu an insanlar beni daha iyi anlamaya başlamıştır. Hani büyük zararlardan kurtulduğumuzu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, nereye bağlayacağım ben? Bakın şimdi biz her ayı piyasasında geçmişe doğru gidelim. Bakın bir dip yapıyoruz neticede, değil mi? Hani yarı yarıya düşüşler geliyor vesaire, dip yapıyoruz biz burada. 2015 Ocak ayında 150 dolar bandında dip yaptık biz. Ondan sonra haftalık bazdan bakıyoruz. Haftalık bazda da arkadaşlar ne görüyoruz burada? Dip, şöyle yapayım. Dip, yükselen dip, yükselen dip. Yükselen dip, hiçbir zaman alçalan dip yapmadığını görüyoruz. Yani düşüş sonrası yükseliş trendine girmiş oluyor aslında. Hem tepeler yükseliyor hem dipler yükseliyor. Bu da yükseliş trendi anlamına geliyor arkadaşlar, tamam mı? Güzel. Şimdi devam edelim. 2018 ay piyasasına gelelim. Orada da sert düşüşler yaşandı. En son yarı yarıya düşüş geldi. Dip sinyalleri gelmeye başladı şimdiki gibi ve geçmişte olduğu gibi. Ve ne gördük orada? Dip yapıldı. Yükselen dip yapıldı. Bakın. Ve hiçbir zaman alçalan dip yapılmadı. Değil mi? Görüyorsunuz. Net. Yani geçmişte de öyle yaptı. 2015'te. 2018'de de en son dibini yaptıktan sonra hiçbir zaman alçalan dip yapmadı haftalıkta. Ve boğa piyasasına girdi. Değil mi? Şimdi günümüze geliyoruz. Şimdi biz dip yaptık. Sert düşüşler geldi. Yarı yarıya düşüşler geldi. Dip sinyalleri gelmeye başladı, değil mi? Ve şu an ne var? Bakın arkadaşlar, eğer biz haftayı böyle kapatırsak son dibin altında kapatmış olacağız. Ve bunu da ilk defa görmüş oluyoruz.
Yani dip diyebileceğimiz yerde hiçbir zaman alçalan dip yapılmamış tarihten beri. Aslında bir bakıma alçalan dip yaptık biz zaten. Şu bölgede gördüğünüz gibi dip alçalan dibimiz var. Ama iyice teyit etmek için örnek vereyim. Haftayı 19.250 altında kapatırsa hepten alçalan dibe doğru gidecek arkadaşlar. Bu da düşüşün devam edeceği anlamına gelir diye düşünüyorum. Tabii bu benim nasıl diyeyim grafikten gördüğüm mevzu. Hani hislerimden hareket etmiyorum, bilginiz olsun. Çünkü geçmişte yapmadı bunu. Şimdi yapıyorsa o zaman bir sıkıntı var arkadaşlar, öyle değil mi? Bu birinci kapanış. Yani haftalık kapanış çok önemli. Bunu takip edeceğiz. Ne zaman bir gün haftayı 21.980 üzeri kapatır, o zaman yükselen tepe yapar ilk defa ve ondan sonra boğa sezonu başlayabilir. Tamam mı? Şimdilik bunu takip edeceğiz biz. Devam ediyoruz. Bu da aylık kapanış. Çok önemli. 8 gün kaldı arkadaşlar aylık kapanışa. Birkaç gündür bahsediyorum. Burada iki tane destek noktamız var, değil mi? Şu an birincisinin altındayız biz. Bakın şöyle göstereyim. Biz 2017 sonunda 20 bin dolarlarda zirve yaptık. Ve aynı aylık kapanış nerede geldi? 13.800-900 bandında geldi. Yani bu iki nokta bizim için önemli bir seviyelerdir. Çünkü bakın arkadaşlar 13.800 bölgesinden ayı piyasası başlıyor. 3.000 dolardan 14.000 dolara doğru mini bir rally geliyor. Ve tam o noktadan gördüğünüz gibi tekrar 3.800 dolarlara pardon doğru düşüyoruz. Çok önemli bir direnç. Artı burada fincan kulp formasyonu yapıyor ve hedefine de gidiyor zamanla. Ve gördüğünüz gibi arkadaş şuralarda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz bu destek noktasının. Aylık bazda bundan başka bir de burası var. Onun dışında bir seviyemiz yok. Ve o seviyede rekor iğnemizdi bizim. Gördüğünüz gibi. Ve biz şurada aylık mumu orada kapatıyoruz. Yeni mumu tam orada açıyoruz arkadaş. Hiç de tesadüf değil bu. Oranın kırılımından sonra ralliye giriyoruz. Ve biz 3-4 aydır o çizgide tutunmaktayız. Gördünüz mü? Altına zaman zaman iğneler geliyor vesaire. Ama arkadaşlar biz bu çizgide tutunuyoruz. Gördünüz mü? Ve şu anda da altındayız. Aylık kapanış henüz gelmedi. 8 gün sonra 19.500 altında aylık kapanış gelirse o zaman arkadaşlar teknik olarak 13.800-900 hedefimiz var. Ve diğer taraftan da burada alçılan dip yapmış olursak değil mi? Teyidini almış olacağız. Dahası da var. Bizim ana kanalımız var. 10 yıllık kanal. Bildiğiniz gibi onun da altında kapanış yaptık biz. Bak şöyle göstereyim. Kapanış yaptık. Retestimizi yaptık. Tekrar düştük ve alçalan dip yaptık. Yani bu da diğer bir teyit aslında. Ve yeşil çizgi önemliydi. Tam teyit için gördüğünüz gibi bakın. Çok uzun vadeli bir çizgidir. Biz oranın da altında kapanış yaptık. Ve dün Fed faiz arttırdı. Bitcoin'da bir in çık yaşandı. Sert bir yükseliş geldi değil mi ilk etapta? Nereye geldi? 19.500 seviye, 950 seviyesine doğru bir iğne attık değil mi biz? Bilin bakayım o iğne nereye geldi? Hemen yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Bakın milimetrik bir şekilde gördüğünüz gibi yeşil çizgiye iğne attık biz. Bak 19.950 seviyesine iğne geldi. Kırdığımız yeşil çizgi retest yaptık. Ondan sonra satış geldi. Bence bu da tesadüf değildir. Yani çok tehlikeli durumdayız arkadaşlar. Korkutmak için demiyorum. Sadece temkinli olmak lazım. Devam ediyoruz. Günlük bazda da kanalımızı aşağı kırdık. Retest yaptık. Daha da dip noktalara ulaştık arkadaşlar. Bu da düşüşün devam edebileceği anlamına geliyor. Ve bu kanalın da hedefi 16 bin dolar seviyelerinde. Yani toparlamak gerekirse 18.450 altına 4 saatlik kapanış gelirse o zaman ilk etapta 17.500 hedefimiz var. Oraların kırılması durumunda 16.000 dolar. Daha sonra da potansiyel olarak 13.800 dolar. Ama hemen bir günde olacak şeyler değil. Atıyorum 1 ay sürebilir, 2 ay sürebilir bu 13.800. Neticede makrodadır. Gördünüz mü? Atıyorum. Diyelim aylık kapanış altında geldi. Diğer ay belki bir retest yapacağız. Ondan sonraki ay birden böyle bir düşüş gelip 2 ayı bulabilir. Veyahut direktman kırar, retest yapmadan önümüzdeki ay direktman böyle bir hareket görülebilir. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle durumlar var. Oraya da gelelim hemen. Biliyorsunuz yani ana kanal kırıldı.
Her şey negatife gitti ve bu esnada da hareketli ortalama bazında haftalıkta ilk kez mavi ortalama beyazı aşağı kesti. Dead cross yaşandı. MA 10, MA 200 ve sarı da enflatunu ilk kez kesti. Yani bu iki sinyal daha önce yaşanmadı arkadaşlar. Bakın mavi beyazı kesmiyor. Sarı enflatunu kesmiyor. Boğa piyasası başlıyor. Gördünüz mü? Yani tam kesmek üzereyken eğimlenip gidiyor. Aynı şeyi 2015 yılında da yaşıyoruz. Bakın mavi beyazı kesmiyor. Ondan sonra sarı da enflatunu hiçbir zaman kesmiyor. Ve bu ilk defa yaşandığı için arkadaşlar benim için ciddi bir uyarı sinyalidir. Her şeye rağmen temkinli olmam gerektiğini söylüyor bana. Yani arkadaşlar durum kritik. Biz en azından nereyi kıracağız orayı göstereyim toparlanmak için. Bakın arkadaş 20.150 seviyesi üstünde günlük kapanış lazım bize. Şu. Bunu göreceğiz. Yükselen tepe yapacağız. O zaman tekrardan kanala doğru bir hareket gelebilir. Bunu da uzun zamandır anlatıyoruz. Bu olmadıkça da yön aşağı yönlü gösteriyor arkadaşlar. Son dibinde altında günlük kapanış geldi. Bir alçalan dip daha yaptık. Tabii kısa vade tepkiler normal olabilir. Ama 20.150 üzeri günlük kapanış lazım bize. En önemli takip edeceğimiz direnç orasıdır. Ve dediğim gibi arkadaşlar hani sıkıntı var yani. Ben nakitte beklemeye devam ediyorum. Aylık ve haftalık kapanışa odaklı gidiyoruz. Eğer negatif kapatırsa arkadaşlar benim için yani düşmesi için bana göre bir sebep yok. Yani zaten faiz arttırımları ortada, verdiği tepkiler ortada, sonuçlar ortada yani. Bir de grafik olarak bakınca da her şey ortada duruyor. Sadece son bir teyit var. Bana göre haftalıkta teyidi geldi zaten arkadaşlar. Bak. Bana göre aslında düşüşün teyidi burada geldi. Kanal kırılınca gelmişti zaten. Ondan beridir de nakitte bekliyorum. Ve son teyit olarak yeşili de kırdık. Yani bu benim için bir teyittir. Ama hani iyice emin olmak istiyorsak aylık kapanışta şurada kapatması lazım. Bir kere alçalan mum yapmış olacağız zaten. Dip yapıldıktan sonra hiçbir zaman bakın arkadaşlar dip yapılıyor ve kapanış burada geliyor. Gördünüz mü 2015'te? Hiçbir zaman o mumun altında başka bir kapanış görmüyoruz biz. Bakın dip yapılıyor. Her mum daha da yüksek seviyede. Gördünüz mü? Yani altında kapanış gelmiyor. 2018'e gidince de bakın dip burada yapılıyor. Şu mumla yapılıyor. Yani burada görülmüş ama atıyorum son iğne kırılmamış. Yani bizim için önemli olan 17.500 seviyesi. Ama dediğim şekilde arkadaşlar bu direnç, destek böyle kapatırsa yani arkadaşlar yıllardır analiz yaparım biliyorsunuz. Hani başarı oranımız da yüksektir. Yani benim şahsi görüşüm bu destek kırılırsa aylık bazda altımız boş gibi duruyor. Yalan yok yani. Benim beklentim 13.800-900 olur öyle bir durumda. Ve öyle bir durumda ne olur? Tahminim altcoin'ler yerin dibine girer öyle bir durumda. Bitcoin 1 düşerse altcoin'ler 3 düşebilir. Yani çok dikkatli olmamız gerekecek bu dönemde. Yani dolar endeksini de takip ediyoruz bir taraftan. Normalde arkadaşlar dolar endeksinin hedefi ilk hedefi 113 seviyesi. Neye göre verdik biz bu 113 seviyesini? Oraya bir gelelim. Bakın burada bir çanak formasyonu yapmıştı. Biz de onun minimum hedefini verdik. Bakın minimum hedef 113 seviyeleriydi. Gördünüz mü? Yani aslında hedef ora. Ama kısa vadeli boğa bayrağının hedefi de 112,5 seviyelerinde hemen hemen. Ve dolar endeksi yukarı gittikçe bakın ayrıyeten bilmeyenler için göstereyim. Dolar endeksinde de biz şöyle göstereyim. 30 yıllık kanalı yukarı kırdık arkadaşlar. Bilginiz olsun yani bilmeyenler için söyleyeyim. Biz aylarca belki 2 yıldır bu grafiği analiz ederiz. Ana kanalımız var. Yani biz onu yukarı kırdık arkadaşlar. Ve burada ikili dip formasyonumuz var. Orta vade hedefi nedir bunun? Bakın arkadaşlar şöyle yaparsak şöyle iğnelerle birlikte 120 bandı hedef gibi duruyor. Şuradaki tepeler. Ha belki yıl sonuna doğru oralara gider. Oralara giderse arkadaşlar yani gerisini siz düşünün yani. Sıkıntı olabilir. Çok dikkatli hareket edeceğiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.